Evet, 2 hafta yağmurlu bir vakitten sonra sonunda Almanya'da güneş açtı. Hem güneşlenmek için hem de size bilgi verici bir video çekmek için şu an karşınızdayım. Evet, şimdi normalde antrenman kişiye özel yazılması gereken bir şeydir. Neden? Çünkü şimdi sizin kilo durumunuzu bilmiyoruz. Sakatlık durumunuzu, zayıf olduğunuz yönleri bilmiyoruz. O yüzden bu programda neyi görürseniz görün, başta deneyerek sakince başlayın. Bir test edin yani yazdığım programa tekrarı tekrarına seti setine uymak zorunda değilsiniz. Özellikle başlangıç seviyesiyseniz, daha önce hiç spor geçmişiniz yoksa eklemler, tendonlar bu işlere bir adaptasyon sürecine girmesi gerekiyor. Body yapıyorsanız bile ki aslında bu yüzden dışarıda antrenman yapıyoruz. Bu videoda ekipmansız bir program yapacağız ama tek gereken şey dışarısı ve belki bir tane bank yani. Açık alanda yapmamızı gerektirecek egzersizler bunlar. Bir mesafe kat etmemiz gereken bir yer olduğu için evde çekmiyoruz yani. Body geçmişiniz bile varsa zıplamak daha farklı, eklemeyi farklı açılarda zorlayabiliyoruz. O yüzden her türlü bu programı başta 1-2 hafta daha düşük setlerde, daha düşük tekrarlarda bir alıştırma sürecine kendinizi sokarak yapmanızı tavsiye ederim. Eğer biraz daha orta seviyesiyseniz direkt programı uygulamaya çalışabilirsiniz. Ekipmansız bir şekilde haftanın 3 gününü gerektiriyor bu sistem. Bacak 1, bacak 2, bacak 3 olarak düşünebilirsiniz. Birinci bacak günümüz daha çok çift bacağın dominant olduğu, baskın olduğu. İkinci günde tek bacağın daha çok aktif olduğu. Üçüncü günde daha çok test günü gibi olacak, oyun günü gibi olacak. Özellikle zaten basket, voleybol falan oynayan varsa bu üçüncü gün yerine direkt oyununu oynayabilir yani. Bu üç antrenmanı haftaya nasıl yerleştirebiliriz onu daha çok videonun sonlarında bahsedeceğim. Bacak günlerimizin şöyle bir sistemi olacak. Başta aktif drillerle aktif bir esneme, ısınma yapacağız. Ondan sonra hızlı pliyometrik antrenmanlarla başlayacağız. Hızlı pliyometriğin amacı ayağın yerdeki temas süresini azaltmaya çalışma olacak. Yani daha çok dizden değil, ayak bileğinden hızlıca yerden kesilmemizi alıştıracak olan çalışmalar olacak. Ondan sonra yavaş pliyometrik. Bunda sadece ayak bileğinden değil, dizi de kullanarak daha uzun zamanda daha yüksek güç üretmeye çalışacağımız pliyometrik egzersizler olacak. Onu takiben gücümüzü, kuvvetimizi, kondisyonumuzu arttıracak olan çalışmalar olacak. Ama bu video hem başlangıç seviyesi hem de ekipmansız olduğu için burada tabii ki vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz kuvvet üretme çalışmalarını yapacağız. Normalde bu bölümde ileri seviyelerimiz için ağırlık altına girmemiz gerekiyor ama burada şu an ağırlık yok. Son yapacağımız egzersizlerde daha çok eklem, tendon, diz bakımı güçlendirmesi olarak düşünün. O zaman bacağın birinci gününü, çift bacak gününü programını vermeye başlıyorum. Aktif ısınmayla başlıyoruz. Arkada tişörtlerime referans olsun diye attım. Yaklaşık 10 metrelik bir alanımız var. Çoğu hareketimizi bu 10 metre mesafeyi kat ederek yapacağız. Aktif ısınmamız bitti. Şimdi antrenmana başlıyoruz. Yanlara pogo jump. Pulsing pogo jump yapacağız. Bunun olayı 2-3 tane boş atlıyoruz. Şarjlanıyormuşuz gibi, güç topluyormuşuz gibi düşünün. Burada yine dizlerimizi çok derin açılara getirmiyoruz. Kolumuzu da o yüzden kullanıyoruz. Boş atlamanın havasında kolları geriye alın. Yere indiğiniz an dirseği ve omzu yukarı çekmeye çalışın. Ben de olabildiğince dizimden az kuvvet almaya çalışıyorum. Ama alışkanlık tabii ki insan alıyor. Bu pulsing pogo jump'larda yine de hızlıca maksimum yukarı zıplamaya çalışın. Şimdiki hareketimiz broad jump. Yerde olabildiğince ileri atlamaya çalışıyoruz. Ama başlangıç seviyeleri kendisini çok çok zorlamasın. Sağlıklı bir şekilde inebileceğiniz kadar başta alıştırma yapın. Kolları kavurdum. Aşırı ard arda yapmayın. 20 saniye, 30 saniye dinlenerek tekniği çözmeye çalışarak atlayın. Ben de maksimal atlamaya çalışmıyorum ve çimler kayıyor zaten. Bu çalışmaları tabii ki betonda yapmayın ama kayan bir zeminde de yapmamanız iyi olur. Ben şu an sadece burayı bulabildim. Başlangıç seviyeleri çok böyle ucu ucuna zor atlarsa mutlaka kötü inecektir. İleri seviyelerde bu saçma sapan inişleri, açıları insanın dizi kaldırmaya başlıyor ama başlarda değil. Bu da bir başlangıç programı olduğu için daha çok süzülmeye çalışın. Çok böyle ucu ucuna atlamayın. Süperset antrenmanına geçiyoruz. Süpersetimizde squat, jump var. Yavaş geldik.
Maksimum zıpladın. Toparlandın. Yavaş geldin. Maksimum. Yavaştan maksimum sıçramalı 4 squat jump yaptık. Sonra 2 tane dikey zıplamaya çalışıyoruz. Daha demin sola yaptım. Bir tane sola, bir tane sağa. Mutlaka bir yönünüz daha baskın olacak. Ama alışmak için güzel. Son hareketler. Tek ayağımızı çektik. Kaldır, kitle, yavaş indir. İkinci bakım hareketi. İzometrik. Squat'ta. Calf raise. Bunu ufak plaka, ufak kaldırım kadar yükseklikte yapabilirsiniz. Şu an bulamadığım için yüksek bir bankta yapıyorum. Bu kadar yüksek bir şeyde yapmak zorunda değilsiniz. İlk bacak yönünün son bakım hareketi. Duvara yaslandın. Ayaklarını öne aldın. Tibial istreyiz. Bunu böyle hızlı hızlı yapmayın. Çekebildiğiniz kadar çekin. 10x3 ama bu bölgenizin yandığını hissedin. Sıcaktan 3 kere kayıt durdu. Çift ayak günü bitti. Tek ayak gününe geçiyoruz. Tek ayak gününde de yine aynı şekilde aktif ısınmamızı yapıyoruz. Ondan sonraki hareketlere geliyorum. Bulgarian split squat gibi ayağımızı bench'e koyduk. Olabildiğince tek ayak parmak ucundan. Yine yerde bekleme süresini olabildiğince az yapmaya çalışıyoruz. İndiğiniz an parmak ucundan, dizi çok kırmadan, dizi çok bükmeden zıplamaya çalışın. Ground contact time, zeminden hızlı kesilmemizin antrenmanları. Aynı zamanda hafif yüklenerek eklemleri buna alıştırıyoruz. Ayak bileği, aşil tendonunun bu bilek sıçramalarında güçlenmesi gerekiyor. Single leg pogo jump, sol, sağ, öne, geri. Yanlara ve öne şeklinde. Kamera bildiğin bozuk, telefona geçtim. Şu videoyu çekerken 5 kere vazgeçtim yani bildiğin. Çantayı toplayıp gidiyordum. Neyse, telefonla devam ediyoruz. Lateral skater jumps, 4. çekişim. İnişlerde dengenizi korumaya çalışın. Bacağınızı açarak kollarla beraber mesafeyi daha rahat gidebiliyorsunuz. Dizlere de iyi gelen bir hareket. Kontrollü, sakin yaptığınız sürece. Yine bir süpersete geçiyoruz. Tek ayak seated squat'tan jump squat yapıyoruz. Bu ayak yukarıda, yerdeki ayağı da bir anlık kaldırıyorsun. Yere bastığın gibi zıplıyorsun. Bu arada videodaki tüm hareketleri kendi seviyenize göre ayarlamanız gerekiyor. Alışık değilseniz hiçbir harekette maksimum zıplamaya çalışmayın. Mesela bu harekette de sadece ayağa kalkmaya dengeli bir şekilde ve yavaş bir şekilde inmeye çalışabilirsiniz. Vücudunuz bunları kaldırdıkça çok başlangıç seviyeleri, bu hareketlerin hepsini sadece başlarda haftalarca deneyin. Vücudunuz alışana kadar 2 set değil de tek set yapın. Bir şey 5-6 tekrarsa belki sadece 3-4 tekrar yapın. Burada amacımız kası hipertrofi şeklinde çalışıp yordurmak değil. Hem eklemleri, tendonları hazırlamaya çalışıyoruz. Hem de çok yüksek tekrarlar değil de az tekrarda maksimum kuvvete zamanla seviyemiz ona, eklemlerimiz seviyemiz ona yaklaştıkça az tekrar yapıp ama maksimum kuvvet. Yani 100 tane burpee yapanları görüyoruz. Yerden şöyle kalkıyorlar. Bu okey bir şey ama her şeyin amacı var. Burada kondisyon kasmıyoruz. Amacımız burada maksimumu verebilmek. 4-5 tane yap, patlayıcı güç için tembel alıştırmak istemiyoruz bu çalışmalarda. O yüzden seviyenize göre başlarda sadece yavaş kalkıp bir hafta, iki hafta bu antrenmanları test ediyorsun, bakıyorsun eklem ağrın yok. Yavaş yavaş güçlü yapmaya çalışıyorsun. Sağ ayak, sol ayak yaptık. Ondan sonra dizi kaldırdın, yerdeki dizine göğsünü yaklaştırdın, diz çektin, tutladın. Dengeyi korumaya çalışıyoruz. Sağı yaptık, şimdi sola geçiyoruz. Bugünün bakım hareketlerinden birisi Reverse Nordic.
Başta istiyorsanız ayağınızı bu şekilde koyabilirsiniz. Kor bölgemizi sıktık. Beli öyle çok esneterek inmiyoruz. Yere değene kadar herkes inemeyebilir. Gidebildiğiniz kadar gidin, oradan da kontrollü bir şekilde kalkın. Bir tekrar böyle yapmanızı, bir tekrar da böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde koyduğunda yine ayak bileğinin esnekliğini de çalışmış oluyorsun. Tabii ki böyle inmek başlarda daha korkunç gelebiliyor. Yere ineceğim diye kasmanıza gerek yok. Diğer bir bakım hareketimiz reverse step. Normalde çok daha ufak kaldırım taşı kadar bir yükseklikte yere çok az eğilip kontrollü bir şekilde kalkabilirsiniz. Şu an yüksek bankta yaptığıma bakmayın. İleri seviyelerde bunu zamanla daha derinlere indirebilirsiniz. Üçüncü bacak günümüz, oyun günümüze geldik. Yine diğer günlerde olduğu gibi aktif ısınmalarımızı yaptıktan sonra pulsing pogo jump'a başlıyoruz. 4-5 tekrar drop jump yapıyoruz. Tek ayağını uzattın. Çömelip atlamaya hazır bir şekilde bekliyorsun. Sadece bekliyoruz ama zıplamıyoruz. Bir öncekinde solla aşağı indiysen diğerinde sağla. Önemsiz bir çalışma gibi gözükebilir ama yine eklemleri alıştırmak ve aynı zamanda o gücü ters bir şekilde kazanmak için önemli bir çalışma. Şimdi dep jump yapıyoruz. Bu çalışmalarda dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi, burası bizim alışık olduğumuz yerden yüksekse atladığımızda vücudumuz taşımadığı için bir çökecek. Yukarı çıkış gücünü hemen toplayamayacak. Olabildiğince hızlı güç üretebileceğimiz yüksekliklerden düşmemiz lazım başta. Zamanla zaten bu alışıyor ve gittikçe daha saçma yüksekliklerden bu idmanlar yapılabiliyor. Düşerken kolu geriye almamız lazım ki ayağımız yere değdiği an tekrar kaldırabilelim. Kol savurmanın inişimizle senkron olması lazım. Bu şekilde değil. O yüzden inerken geri alacağız. Bıraktım, geri aldım. İlk defa deneyenlerin yine dikkatli yaklaşması gereken bir çalışma. Broad jump to broad jump. Yani ileri atlayışı ard arda yapmaya çalışacağım. İlk başlarda çok fazla uzağa atlamayın. Kol senkronuna uğraşın. Çok uç noktalara atlarsak, yani ayağımızı çok öne götürürsek tekrar çıkışı yapamayız. Bu çalışmada yine olabildiğince indiğimiz gibi zıplamaya çalıştığımız için ilk atlayışın doğru oranda kendimizi zorlamamız lazım. Bu basamağa zamanla alıştıktan sonra da ilk atlayışınız, düşünün ki %60'ınız, 70'inizi falan geçmeyecek şekilde olmalı. Ondan sonra indiğiniz gibi maksimum ileriye, bulunduğunuz zemine, sağlığınıza göre yapabilirsiniz. Bu çok ileri değil. Oyun günün süper seti. Bench'in biraz ucuna oturuyoruz. Tık 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 tık. 3-5 tekrar arası bunu yaptık. Ondan sonra branşınız neyse ona yönelik sıçramalarda yapabilirsiniz. Ben açıkçası bu basket adımlamasına çok alışık değilim. Yıllarca parkur yaptığımda hiçbir şekilde zıplamadığım için alışkanlığımda olan bir sıçrama şekli değil. Kendi branşınızda maksimum ne şekilde sıçramanız gerekiyorsa 2 tekrar kendinizi zorlayacak şekilde o adımlamayı yapabilirsiniz. 45 saniye, 1 dakika arasında. Alışık olanlar wall sit'i 1 dakika yapmak yerine tek ayak tutabilir. Ve yine reverse nordic ve tibialis raise ile oyun günümüzü de bakımla kapatıyoruz. Program hoşunuza gitti mi? 3 günlük bu şekilde başlangıçla orta seviye arasında bir çalışma oldu. Tabii ki aşırı aşırı başlangıç değil. Yani başlangıç kelimesinin alt sınırı nedir gerçekten tanımlaması zor. Çünkü o kişinin spor geçmişini bilemiyoruz. Temel olarak zaten sağlığı yerinde olup belli bir spor geçmişi olanların başlangıcı diyebiliriz bu çalışmaya. Yani aslında durumunu bilmeden kimseye bu kadar sıçrama çalıştıramaz. O yüzden dikkat edin bu programa. Kendi durumunuzu bu videoyla kıyaslayarak başlayın. Belki başlarda hiç sıçrama yapmamanız gerekebilir. Diğer türlü de programı yapabilecek gibi hissediyorsanız ilk 2 hafta belki tüm hareketleri tek setten yaparak daha basit halleriyle, daha az zıplayarak
Yani maksimum kendinizi yormadan çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sağlık zor bir şeydir. Zaten bu yüzden yüz yüze antrenörlükler daha değerlidir. Kişinin o anki yorgunluk durumuna göre bile o programı kendisine adapte etmesi gerekiyor online programlarda. Şimdi bu programın haftaya bölünmesine gelirsek, hiç spor yapmıyorsunuz. Yani belli bir spor geçmişiniz var ama hani fitness'a gitmiyorsunuz. Öyle çok yoğun her gün spora gitmiyorsunuz. Pazartesi günü çift bacak, bacak 1'i yaptınız. Çarşamba günü bacak 2'yi yaptınız. Cuma günü de oyun gününü yapıp sonra 2 gün dinlenebilirsiniz. Diğer bir yandan haftalık mesela düzenli bir gün basket maçına gidiyorsunuzdur, voleybol maçına gidiyorsunuzdur. Pazartesi, çarşamba bacak 1, bacak 2'yi yaptınız. Ondan sonra da test gününü yapmayıp onun yerine direkt sahada zıplayabilirsiniz yani. Diğer bir seçeneğe de gelirsek, fitness yapıyorsunuz. İtiş çekiş günleriniz var, bacak günleriniz var. Bacak günlerinde en azından bu hareketlerin 2-3 tane aktifini, yani hızlı pliyometriklerden en az bir hareket, daha çok bilekle zıpladıklarımız yani. Yavaş pliyometriklerden maksimum zıplamaları kazanmaya çalıştığımız derinlik sıçramaları, adımlı sıçramalar gibi çalışmaları da mutlaka 1-2 tane eklemeye çalışsın. Eğer hem zıplamak hem de fitness'ı aynı anda çalışmak istiyorsanız, fitness antrenmanın başında güzelce ısınıp maksimum sıçramalara bu şekilde çalışın. Ondan sonra ağırlığa, fitness'a girebilirsiniz. Ama yine de tabii ki fitness'tan da 1-2 set falan azaltmanızı önerebilirim. Çok vücuda yüklenmemek adına. Ama bu program zaten fitness salonuna daha çok gitmeyenler için, ekipman kullanmadan yapılabilecek şeyler içindi. Ekipman kullanarak, ağırlık kullanarak da bu şekilde bir program gelsin mi? Bu program sizce güzel mi? Faydalı mı? Video faydalı oldu mu? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Almanya'da hava sıcak diye sevindik, geldik. Kamera sevinemedi bu duruma. Kamera 4 kere falan kapandı. Ve nerede kapandığını da bilmediğim için çoğu yerde tekrar baştan başladım. Görüntü kalitesini sevsem de bu kadar kolay ısınıp kapanan bir kamera, ekranı dönmeyen bir kamera bu şekilde tek başına video çekerken çok baş ağrıtıcı oluyor. O yüzden telefonla devam etmiş oldum. Yine acemi bir video gibi oldu elbette. Umarım yine de hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben iyi yandım bugün, güzel, sevindim.